Konya'da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren ve zaman zaman sağanak olarak devam eden yağışlar, kent merkezi ve bazı ilçelerde taşkınlara yol açmıştı. Yaşanan sel sonrası ahırları su basmış ve hayvanlar telef olmuştu. Bazı ilçelerde ise etkili olan dolu tarım arazilerine zarar vermişti. Bembeyaz bu şey dolmuş, dolu dolmuş lan yüzüğü. 19 ilçemizde yaklaşık 82 mahallemizde 2100 civarında da çiftçimizde bu zararın olduğunu tespit ettik. Bu tespitlerimiz sonucunda en kısa zamanda zararın oranların ne olabileceği, parasal değerinin ne olduğunu, bununla ilgili de hızlı bir şekilde ilçe müdürlüğümüzde, kaymakamlarımızın başkanlığında hasar tespit komisyonuna çalışmalarına devam ediyor. Bunun neticesinde bunu sonuçları bakanlığımıza ileteceğiz. Yaşanan afet sonrası KONTE ve yağ açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, yağışların yarar olduğunu, bu kapsamda saha çalışmalarının parsel bazlı yürütüldüğünü söyledi. Bazı arazileri öyle gördük ki, tek parsel içerisinde bile parselin sadece yarısına zarar vermiş, yarısına hiçbir zarar vermediğini gördük. Selin yine mesela bir sera üreticimizde gördüm. Seranın içerisinden iki sıra seranın dikili alanını sökmüş gitmiş, gerisi tamamen duruyor. Yani bunun gibi lokal etkili olduğu için bizim parsel bazlı tespitlerimizi yapıyoruz. Özellikle hafta sonu Konya'nın bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetli yağışların görülebileceğini hatırlatan İl Müdürü Ali Ergin, çiftçilerin dikkatli olmasını istedi. Aldığımız verilere göre 10-13 Haziran tarihleri arasında da sel, su baskını, dolu hasarı veyahut da çatı uçmaları, yıldırım düşmesi ve yolların kapanması ile ilgili uyarıları var. Buradan da yine sizin aracılığınızla, KONTE'nin aracılığıyla üreticilerimize ve yetiştiricilerimize bu uyarıyı da yapmak isterim. Afetlere karşı riskleri en aza indirmek ve primlerden faydalanabilmek için Tarsim sigortası da önem arz ediyor. Üreticilerimiz de bu afetlerden zarar görmemeleri ve üretimlerinden dolayı görmüş olduğu zararların karşılanması yönünde de Tarsim sigortasının yaygınlaştırılmasını özellikle bakanlığımız tavsiye ediyor. Bu tavsiyenin yerinde ve doğru olduğunu, çiftçilerimizin de bu konuda duyarlı davranması gerektiğini özellikle söylemek isterim. 2021 yılında Konya'nın tarımsal üretim değerinin 32 milyar 788 milyon lira olduğunu aktaran Ergin, yağan son yağışlarla birlikte bu yıl özellikle hububatta rekolte artışı beklediklerini kaydetti. Biz bu yıl sahada sonbahardan ilkbahara kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda, saha çalışmalarımızda da hububatın fenolojik gözlemlerimiz sonucu onlarla ilgili gelişmelerine baktığımızda da rekoltelerimizde biz uzun yılların ortalamalarında hatta biraz da üzerinde bir hububat rekoltesi de bekliyoruz.